Ara ara verdiğiniz mesajlar için de çok teşekkür ederiz. Sesim geliyor değil mi? Tabii. Heh, tamamdır. O zaman hocam sorulara geçelim mi isterseniz? Tabii. Soruları bekliyorum. Tamamdır. O zaman hocam öncelikle size sorulan sorulardan şu an aşının koruyuculuğu sizce yeterli olur mu hocam? Peki, ben bunu Mayıs ayında medyada anlatmıştım. Plazma tedavisi de gündeme geldiğinde söylemiştim. Ben plazma tedavisinden çok büyük başarı beklemiyorum dedim. Bir tedavi çeşididir tabii. Çok eski dönemlerden beri uygulanır. Ancak antikor tedavisi hücre içi enfeksiyon olduğu için bu. Biliyorsunuz viral enfeksiyonlar hücre içi enfeksiyonlardır. Hücre içi enfeksiyonlarda da sel medyatik immün yanıt, yani hücresel immün yanıt, yani tip 1 immün yanıt önem taşır. Bu yüzden de T hücre repertuarı daha önemli. Verilen aşıların sadece antikor üreteceği sanılıyor. Halbuki öyle değil. O ürettiği antikorlar biliyorsunuz aynı zamanda monomer IgG'leri nedir? B hücrelerinin yüzeyinde antijen reseptör olarak çalışır ve reseptör mediated endositozla antijenler dışarıdan alınıp B hücre içerisinde antijen prosesine uğrar ve oradan da dışarıya doğru MHC'lerle sunulur ve T hücre repertuarını geliştirir. O yüzden bellek T hücreleri de artıyor. Aşının sadece B hücre üstünden çalıştığı düşünülüyor. Bu yanlış bir immünolojik bilgi. Bir taraftan antikor, bir taraftan T hücreleri çalışacak. Çünkü burada her iki yanıt nötralize etmek açısından antikorlar önemli. Enfekte olan hücrelerde hızla sorunun çözülmesi, yok edilmesi için de o enfekte hücrelerin T hücreler önemli. Bu yüzden aşılar etkili olacak. Zaten çalışmalarda şöyle bir şey görüldü. Hatırlarsanız siz birincil ve ikincil immün yanıt, birincil immün yanıtta immünglobulin M, ikincil immün yanıtta immünglobulin G yükseliyor. Biliyorsunuz. O yüzden akut enfeksiyonlarda IgM görüyor. Ama SARS-CoV'da farklı bir şey görüyoruz. IgG ve IgM aynı anda yükseliyor. Yani immünglobulin G ve M aynı anda yükseliyor. Bunun nedeni biraz önce size 7 tane virüs gösterdim. Onlar birbirleriyle akraba. Akrabalık nedeniyle, moleküler akrabalık nedeniyle vücudumuzda belli bir bellek zaten var. Hatta toplumda asemptomatiklerin sayısının fazla olmasının bir nedeni de bu. Bir miktar antikor zaten hızlı üreten bellek hücrelerimiz var. Antikor yanıtı önemli ama T hücre yanıtı daha önemli. Peki hocam, o zaman diğer soruya geçeyim. Vücut sık sık mutasyona uğruyor mu? Ve eğer sık mutasyona uğruyorsa bu aşı çalışmalarını nasıl etkileyebilir? Peki, bu HIV gibi majör, yani şeylerde nötralize etmede ya da virülansını değiştiren bir gen yapısında majör bir mutasyonlar görülmedi. Mutasyonların şeyleri de var bizde. Analizleri de var. O da yine yapay zeka ile elde edilen, algoritmalarla elde edilen, bilgisayar teknolojilerinden çıkan bir veri bizler için. Ben o slaytı koymadım. Bu sorunun geleceğini bilseydim koyardım. O mutasyonlar çok önemli polimorfizmler geliştirmiyor virüste ve sonuçta immün yanıtı bir gripteki gibi etkilemiyor. Zaten majör mutasyon gelişirse virüste artık bunu SARS-CoV-2 olarak niteleyemeyiz. SARS-CoV-3 olarak belki ileride niteleriz. O da COVID-2020 olur, 2021 olur değil mi? Yani o aynı virüs olmaz artık. Şu andaki virüs için üretilecek aşı bu mutasyonlardan etkilenmez. Peki, teşekkür ederiz. O zaman peki tüm dünyayı kapsayacak sayıda aşı üretilebilir mi? Şu an bu kadar kaynağımız var mı? Türkiye'de yok ama Batı'da bir milyarlık lotlar halinde üretim yapabileceğini firmalar açıkladılar. Yani biz 1 milyar, 2 milyar aşıyı piyasaya hemen verebiliriz dediler. Hatta hatırlarsanız bazı ülkeler 50 milyon, 100 milyon gibi oranlarda ön alım anlaşmaları yaptılar bu firmalarla. Bu üretilebilir. Çünkü onların teknolojileri ona uygun. Ben 2 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor demiştim. Hatırlıyor musunuz bir slaytımda? Onun için söylemiştim. Yani o 2 milyar dolar yatırım, İşte o 1 milyar dozu üretebilmek için yapmanız gereken. Ama bir sefer o yatırımı yapınca bu bant üretimdir artık, line production. Ondan sonra bütün aşıları aynı şeylerle, seriyle daha sonraki hastalıklarda da kullanıp üretimler yapabilirsiniz. Peki. Peki hocam, aşıyı bulan grup bu aşıyı tüm dünyayla paylaşmak zorunda mıdır? Yoksa ekonomik kaygılar daha ön plana çıkıp bu... Mesela diyelim ki daha fakir ülkelere ulaşımını engeller mi? Evet, daha fakir ülkelere vermeyeceklerdir. Bunu pek çok şeyde gördük biz. Örneğin Afrika, işte biraz önce örneğini verdim.
Afrika'ya ya da Orta Doğu'daki fakir ülkelere ya da Latin Amerika'daki fakir ülkelere bu aşı ulaşmayacaktır. Bu aşıyı kim yaparsa ulaştırıyor, onu da söyleyeyim. Bense Küba. Yani buradaki arkadaşlarım hepsini bilmesi lazım. HIV ilaçları olsun, değişik aşılar olsun. Küba sağlık tugaylarıyla Afrika'ya götürüp o fakir ülkelere bedava sadece bir ekonomik yardım olarak yapıyor. Bu o ülkenin yapısı ama diğer ülkeler bunu yapmıyor. Yani Amerika, İngiltere, Rusya, Çin'deki firmalar bunu yapmayacaktır. Kapitalist endişeler daha fazla. İşte bizim yakındığımız konu bu. Yani eğer bir aşı yapıyorsanız dünyanın toplam nüfusunu düşünmek zorundasınız ve gerekirse ülkeler, büyük ülkeler yardım ederek ekonomileriyle diğer insanlığı da korumaları lazım. Bunun nedenleri var ama Afrika'daki insan kimsenin umurunda değil. Oradaki hatta nüfus azalırsa kaynaklarını daha iyi sömürecekler. Elmasları var, işte petrolleri var değil mi? Sömürü için de oradaki insanların ölmesi lazım. Onlar öyle planlıyor. Peki eğer bu aşılar bu bölgeleri ulaştırılamazsa bu aynı zamanda gelişmiş ülkeler için de bir sıkıntı değil mi? Zaten kendilerinde aşı olan ülkeler için. Peki biliyorsunuz işte kendi nüfusunuzda eğer %80-90'lık kısmı immün şeye kapıştırırsanız bağışıklığa o sürü bağışıklığını sağlamış oluyorsunuz. Yani toplumsal bağışıklığı sağlıyor. O dışarıdan o virüs gelse bile sizde bellek hücreler oluşmuş olduğu için o virüse karşı korunaklı olacaksınız. Bunu örneğin İspanyol tacirlerin veya İngilizlerin Amerika'ya gittiklerinde çiçek virüsüyle 15 milyon değil mi? Amerikalı yerliyi nasıl öldürdüklerini filan hatırlarsanız o ancak aşılanmayan nüfuslar için tehlikelidir. Yoksa aşılanan nüfuslar zaten sürü bağışıklığı ulaşmış olacaklar, kendilerini koruyacaklar. Kuzey hemisfer yani kalkınmış ülkeler kuzey yarım küre avantajlı, güney yarım küre sorun. Anladık. Peki hocam aşı uygulamaları başlasa bile pandemi sizce ne kadar sürede biter? Ya da bitmesi mümkün mü? Peki pandeminin böyle gitmesi halinde ancak epidemiyologların bir görüşü var. 5 ila 7 yıl içerisinde dünya nüfusunun %60'ı bu pandemiden etkilenecek. Ki bunların da %3 ile 8'i ölecek onlara göre. Yani epidemiyologların görüşlerine göre. O zaman hiç aşı olmasa bile 5-7 yıl içerisinde bu duracak. Yani MERS'te olduğu gibi. MERS'in bir tek şeyi vardı, farklılığı vardı. Bu kadar öldürücü değildi. Bu kadar hızlı bulaşılırlığı yoktu. Yani o da sonuçta bir pandemiydi. Ama şimdi SARS, COVID-2 çok saldırgan. Yani bir oda içerisinde eğer bir hasta varsa, siz de maskesizseniz, bir hapşurma esnasında size bulaşabilen ve de öldürme oranı da Türkiye'de %2,5 gibi olan değil mi? %2,5, 2,6 işte gibi oranları olan bir şey. Şimdi Türkiye için ele alalım bunu. 80 milyon nüfusumuz var. 80 milyon nüfusun 5 yıl içinde %60 hasta olursa bu yaklaşık 50 milyon. 50 milyonun %2,5 öldüğünde de 1 milyon 250 bin insan kaybı. Bakın bugün bir depremi konuşuyoruz, İzmir depremini değil mi? Orada bile ölüm sayısı yüzün işte biraz üzerinde. Yani acı olan sonuç 1 milyon 200 bin insanı feda edebilir mi ülke? Veya dünya 5 milyar nüfusun işte 200 milyonunu feda edebilir mi? Bunlar ağır sorunlar. Hem ekonomi açısından, insan kaynakları açısından hem de insani açıdan, vicdani açısından. Bizler hekim olduğumuz için her insanın yaşamını kutsal biliriz. Yaşam alanı arzu ederiz. Sonuçta Sağlık Bakanlığı özel bir bilgiyle Temmuz'a kadar bunun Türkiye'de büyük problem olacağını söyledi. Ama aşının da yakında geleceğini biliyoruz. Aslında FDA'de onaylar bir sefer 15 gün, bir seferinde de 25 gün aksatıldı. Faz geçmelere, faz 1'den faz 2'ye, faz 2'den faz 3'e. O yüzden bir 40 günlük gecikme var. Ama sonuçta görüyoruz ki 38 bin veriyi tamamladılar. 43 bin veriyle bir firma yakında lisans için başvuru alacak ve Aralık gibi belki piyasaya verecek, Ocak gibi de Türkiye alabilirse Türkiye'de uygulamaya başlayabilir. Peki. Hazır pandemiden bahsediyorken hocam, şimdi yaklaşık 9 aydır, 8 aydır bu pandemi süreci devam ediyor Türkiye'de. Ve bu süreçte herkes yüksek derecede önlemler almıyor. Kimi insanlar hiç takmıyor, bazı insanlar biraz daha dikkatli. Peki ortalama düzeyde önlem alıp 9 ay boyunca, yani bu süreç boyunca hala COVID olmayan hastalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Genel olarak çevrede olmadığı için mi yoksa asemptomatik olarak mı gelişmiştir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii
asemptomatik geçirip geçirmediğini anlamanın bir yöntemi antikor testi yapmak değil mi? Yani bir kere antikor düzeylerine bakmanız lazım ki acaba daha önce karşılaştı mı karşılaşmadı mı onu bilemiyoruz. Çünkü çok yapılmıyor. İnsanlar ya da gidip özel olarak yaptırıyorlar ücretli olarak veya sağlık çalışanları ise işte bir şekilde laboratuvarlarda bunları yaptırabiliyor ama normal insanlar bu testleri yaptıramıyor. Şimdi hepimizin immün sistemi farklı, HLA allelleri farklı. Ben size derslerde anlattırdım biliyorsunuz. Mesela Hollandalı taciler Pasifik Adalarına gittiklerinde %95 oranında ölmüşlerdi yıllarca, 50 yıl boyunca. Sonra aradan 1600'lü yıllardan sonra, 400 yıl sonra, 350 yıl sonra bilim insanları merak ettiler. Araştırdıklarında gördüler ki onlarda bir HLA alleli klebsiyalıların bir suçuna karşı tamamen o peptidi sunamayan yani klebsiyalıya karşı susceptible dediğimiz hassas grup ve Hollandalılar daha sonra oraya yerleştikten sonra HLA doğal seleksiyonla HLA'ları oradaki adadaki yerli insanlarla örtüşmeye başlamış. Bunu derslerde ben çok sık anlatırım. Arkadaşlarımız da öğrenmişlerdi. Buna biz uyum süreci diyoruz. Doğal uyum süreci. Bazı insanlar doğal uyum süreci içerisinde akrabalık ilişkisi nedeniyle bu SARS-CoV'un diğer şeylerine SARS virüsünün diğer ailelerine biraz daha korunaklılar. Örneğin gençlerdeki acı reseptörleri sayısıyla yaşlardaki acı reseptörleri sayısı farklı. Yine erkeklerde acı reseptörleri kadınlara göre daha fazla. O yüzden erkek hastalar ve ölüm ve yoğun bakıma yatışlar daha sık biliyorsunuz çalışmalardan. Yani çeşitli nedenleri var biyolojik yapılara, nüfuslara. Bakın mesela İtalya'da %8 ölüm oldu. Türkiye'de %2.2 idi o dönemde. Hatırlıyor musunuz? Hepiniz hatırlıyorsunuz. Peki niye orada %8 ölürken bizde %2.2 ölüyordu? İki nedenle. Ben bunu da basında açıklamıştım. Birincisi bir genç, daha bir genç nüfus. Yani İtalya'daki nüfusa göre daha genç. İki, BCG aşısı yapılan bir toplum. Yani BCG aşısı yapıldığı için de interferon dominant. Tip 1 immün yanıt zaten. Bizlerde dominant immün yapılır ve şeydir hücresel immün hücresel enfeksiyonlara karşı daha bağışığızdır. Bu daha geri olan ülkelerde bu bir gerçektir. O yüzden mesela İran'da da biraz düşüktür rakamlar, Irak'ta da düşüktür ölüm oranları. Nedenleri hücre içi enfeksiyonlarla biraz daha önce karşılaşmış olduğumuz için vücudumuzda daha fazla T hücre repertuarı ve interferon gama diğer insanlara göre daha yüksek. O, bir nedeni o. Yani maskeyi ortalama kullanıyor ama hasta olmuyor sorunuzun yanıtı. Bizde böyle ama acaba İngiltere'deki bir İngiliz'in durumu nedir? Onu da orada gözlemlemek lazım. Evet, hocam. Peki hocam şimdi en yakın ne zaman aşılanmaya başlayabilir? Şu an birçok aşılar faz 3 sürecine geçti demiştiniz. Evet, şimdi bu tabii hani biraz önce dünya liderlerine sözlerini verdim. İşte Ekim'de beklediğini söyleyen dünya lideri vardı. Bill Gates 2021 sonu diyordu. Bir grubun için zaten ben de hazır diyordu. Ama son açıklamaları okursak o firmaların isimlerini yine vermeyeceğim. Bizim elimizde hazır. Biz 1 Ekim'de piyasaya verebilirdik eğer FDA'yı kabul etseydi dedi birisi. Ve isterlerse Aralık'ta Ocak'ta biz milyarlarca doz ise veririz diyen firmalar var şu anda. Aşı bu biraz önce verdiğim firma mesela 38 bin veriyi topladı. Eğer 43 bin veriyi toplarsa bu etki faz 3 çalışmasının sonuçlarına FDA'de onayını verirse piyasaya sunacak. Peki hocam ilk çıkan aşılara ne kadar güvenebiliriz sizce? Belki de yan etkisi 5-10 sene sonra gelişebilecek olan bir yan etkidir ve... İşte biraz önce onu anlattım. Yapay zeka artık otoimmün hastalıklar olmaması için cross reaksiyonları engelliyor. Bakın dengue virüsü çalışmaları arkadaşlar 2003 yılındaki human genomunun çalışmasının sonuçlarıyla algoritma oluşturup şeye bakmamıştı. Homolojilere bakmamıştı, protein homolojilerine. Şimdi yapay zeka farklı bir şey yapıyor. Biliyorsunuz Human Genom Projesi vardı. Bunu hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? İnsan Genomu Projesi. Hepiniz biliyorsunuz. GenMed öğrencileri zaten. Genç bilim insanları. Şimdi burada 2003'te yani bakın 2005'te proje sonlanacaktı ama 2003'te sonlandı. Niye? Çünkü bilgisayar teknolojileri öyle hızlandı ki daha hızlı dizgileme yaptılar. Ve 2003'te bitti. Şimdi biz insan genomunda hangi eksonlar çalışıyor, ne oluyor, neyi üretiyor biliyoruz artık. Bu nedenle bütün protein sekansı bilmiyor.
Şimdi virüsün de sekansı biliniyor. Söyledim size 31 Aralık'taki enfeksiyon 12 Ocak'ta virüsün genomu da çözümlenmişti. Şimdi bu genomdan üretilecek proteinlerin amino asit dizileri bilgisayar tarafından hızla kıyaslanıyor. Kıyaslandığı için de cross memory yok. Çünkü otoimmün hastalıkta önemli olan vücudun immün hücrelerinin ve antikorlarının kendi kendine saldırmasıdır. Self antijenlere, yani öz antijenlere saldırmak. Bu öz antijenler olmadığı için o şeylerde aday moleküller içerisinde, aşağıda olan moleküller içerisinde böyle bir şey yok. Dengue virüsünden şu andaki virüs çalışmalarının farkı o. Şu anda teknoloji ve şey daha iyi. Zaten faz 1, faz 2 çalışmalarında bunlar çalışıldı. Yani otoimmün hastalık olabilme ihtimali 10 sene sonra da yok. Çünkü en baştan molekülleri elediler. Yani dedim ya 40 kadar bir molekül belirlediler, fazlasını değil. 500 molekülü ise çöpe attılar. Yani baktılar ki bu olmuyor. İnsana benziyor. Yapsın. Peki hocam. Hocam biz artık genmet olarak hem mühendislik fakültelerine, biyoloji bölümüne ve biyoteknoloji bölümlerine diğer bölümlere de yayıldık. Ve oradan da arkadaşlarımız var şu an aramızda. Yapay zeka ile ilgilenen arkadaşlarımız da var. Peki kendilerinden gelen sorular genelde şu şekilde oldu. Bir aşı çalışmalarında tıp fakültesi öğrencilerinin mi yoksa diğer bölümlerdeki öğrencilerin beraber çalışması ya da ayrı ayrı çalışmalar olarak bakınca sizin verebileceğiniz öneriler var mı? Elbette ki bakın tüm dünyada artık tim çalışması yani takım çalışması önemli. Hani bir futbol takımı düşünün. Herkesin görevi farklı. Santrofor ayrı, libero ayrı, sağ açık, sol açık ayrı değil mi? Herkesin bir top koşturma yöntemi var. Şimdi bir mühendisim, dikkat ederseniz biraz önce bir yayın verdim. In silico modellemelerle ilgili, translasyonel tıpla ilgili. Bakın orada bir mühendisle beraber çalışıyoruz. Yani artificial neural network ve destek vektör makinalarını kullanırken bir mühendis. Çünkü ben informatikçiyim. Yani bir mühendis, bir elektronik, bir yazılımcı kadar bilemem. O da şeyi bilemez, biyoteknolojiyi bilemez. Sonuçta biyoteknologlar, tıbbi teknologlar, biyoloji fakültesi öğrencileri, farmakoloji en üstesinden gelen insanlar, değil mi? Eczacılık fakülteleri ve tıp öğrencileri bunların hepsinin bir arada. Hatta kimyager, değil mi? Çünkü her birisinin kullanacağı ayrı bir kısım var. Orada takım oyunu gerekiyor. Örneğin bizim çalıştığımız grup Hanover'da 50 kişiden oluşuyor araştırma grubu ve değişik sektörlerden gelmeler. Yani bu demin dediğim gibi 6-7 sektörden çalışan insanlar. Peki. Hocam peki klinik aşılarda insan denemeleri yerine yapay zeka ya da bir simülasyonu kullanarak insanlar ya da hayvanlar üzerinde denenmesini azaltabilir miyiz ya da hatta bunu sıfıra indirebilir miyiz? Şu anda zaten bu yapılıyor. In silico immünolojinin bir konusu. In silico immünoloji sadece değil. In silico biyoloji, in silico farmakoloji bunu her alana yayabilirsiniz. In silico şu demek. Hani bir hatırladığınız sizin in vitro çalışmalar vardı, bir de in vivo vardı. Şimdi bu bir de in silico var. Yani tamamen bilgisayar ortamında yapılan modellemeler. Burada biyolojik organizmayı taklit edebiliyorsunuz. Burada deney sayısı azaltmaya yarıyor. Yani şu artık yok dünyada. Bir adamın kafasına elma düşecek de yer çekimini bulacak ya da hamama gidecek de tasın kaldırma kuvvetinden suyun kaldırma kuvvetini çıkacak, Arşimet gibi bağıracak filan. Bu olaylar artık hayali olaylar. Yani şu anda hayale kalmış bir şey yok. Böyle tesadüfe de kalmış bir şey yok. Modellemeyi yapıyorsunuz. Diyelim orada size 100 tane deneyi yapıyor. 100 molekülü bir silik organizmada deniyor. Diyor ki bunlardan 4'ü sizin için başarı şansı getiriyor. Ama öbür 96'sı şu nedenlerle başarı. Bu sefer ne yapıyorsunuz? O deney sayısını azaltıyorsunuz, maliyeti düşürüyor. Yani aslında in silico teknolojilere para yatırdığınız zaman diğer deneylerdeki maliyetten çok kazanıyorsunuz. Aksi takdirde 100'ünü deneyeceksiniz, 100 defa masraf edeceksiniz ama size 4 tane başarılı molekül adayını belirliyor sistem. Yine sonuçta laboratuvarda bir takım deneyler yapmanız gerekecek sonuçta, son aşamada ama en azından o ilk dönemdeki elemeyi in silico modellemelerde yapabiliyorsunuz. Bir biyolojik organizma gibi davrandırabiliyorsunuz. Bakın mesela bir örnek vereyim size. Deep Blue 3 satrançla ilgilenen arkadaşlarım bilir. Aramızda mühendis arkadaşlar varsa o konunun da algoritmasını bilir. Değil mi? Artık satranç şampiyonlarını yener duruma geldi. Çünkü learning machine yani öğrenen makineler konumuna geldiler. Hatta bu dünyayı korkutuyor artık değil mi? Yani deniyorlar ki eğer öğrenen makineler şey yaparsa bir gün
insanlara karşı böyle, hatta bununla ilgili kurgu bilim filmleri çıkıyor. O kadar endişe etmeye gerek yok herhalde ama sonuçta kurgu bilim filmlerde bir takım şeyler anlatıyorlar bize. Evet. Peki o zaman hocam. Bana gelen soruların sonuna geldik. Eğer başka arkadaşların soruları varsa şu an mikrofonlarla söyleyebilirler. Ya da chatten yazarlarsa ben de okurum. Başka soru var mı arkadaşlar? Özellikle mühendis arkadaşlar varsa onların da görüşlerini almayı ben sevinirim. Veya soruları olursa. Hocam merhabalar. Fatih merhaba. Çok teşekkür ederiz bilgilendirmeleriniz için hocam öncelikle. Bazı kaynaklar bizim istatistik verilerimize güvenmediklerinden bahsetmişlerdi. Ondan sonra bakanımız da galiba yanlış hatırlamıyorsam bundan sonra daha açık bir şekilde paylaşacağız tarzında bir açıklama yapmıştı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Biz de başlangıçtan beri veriler şeffaf bir şekilde paylaşılmıyor. İngiltere'de, Fransa'da biz bunu görmedik. Mesela bakın İngiltere başarısız bir ülkedir. Yani salgınla mücadelede başarısızdı ama bu başarısızlığın verilerini paylaştı. Ben dedi başarısız, bunlar böyle. İtalya başarısız oldu bir takım hatalardan dolayı. Onun da nedenlerini biliyorum. Burada vakit almamak için anlatmayacağım. Yani Türkiye'de de böyle bir başarısızlığın üstünü örtmek için rakam gizleme telaşı var. Bu bizim biraz kültürümüzden kaynaklanıyor. Gerek yok aslında. Yani biz ne en başarısız ülkeyiz ne en başarılı ülkeyiz ama ortalarda bir yerdeyiz. İşte 17. ekonomiyiz. Ben 17. sırada diyorum. Başarı sırasında da 17. sırada. Bu ayıp bir şey değil. Yani ekonomisiyle, işte toplumsal yapısıyla bu kadar başarı gösterebildi. Ama veriler doğru değil. Bunu da şöyle izah edeyim. Bakın, 2 gün önce açıklama yapıldı. Biliyorsunuz hasta ayrı, vaka ayrı dedi Sayın Bakan. Halbuki biz tıp biliminde biliyoruz ki hasta eşittir vaka. Ve bu bildirimi zorunlu bir hastalık. Yani yurt dışına bildirmeniz lazım. Salgın dönemi çünkü yurt dışına bildirimi zorunlu bir hastalık. Değil mi? Demek ki bildirmemişiz bazı vakaları. Peki neyi bildirmişiz? Bakın orada diyor ki %4,5 pnömoni. Şimdi hastaneye hangi vakaları yatırıyoruz? Pnömoni olursa yatırıyoruz. O zaman şu 3000 rakamı, yani dünkü açıklanan rakamlar, o zaman bu %4,5 mu? Demek ki 20 kat daha fazla. Yani Türkiye'de 60 bin vaka var demek. Ben böyle anlıyorum, okuyorum şeyi, o tabloyu okuduğum zaman. Zaten önceleri turkuazdı, yeşildi, sonra siyaha döndü tablo. Yani 3000, 5000 bunları gizlemenin hiçbir nedeni yok. Toplum daha duyarlı hale gelir. Bizim toplumda panik olma ihtimali yok, onu söyleyeyim. Yani toplumumuz aslında çok ilginç bir toplum. Böyle paniğe sürükleme gibi bir durum da yok. Ama 60 bini bilirsin örneğin insanlar. Biraz daha maskesine dikkat eder. Yaşlısını daha çok korur. Ne bileyim, biraz daha evden çıkmamaya gayret eder zorunlu olmadıkça. Ama çalışanlar için hiçbir şey söyleyemiyoruz. Yani insan işine gitmek zorunda, ekmeğini kazanmak zorunda. O yüzden pandemi yoksulları daha fazla vuruyor, onu biliyoruz. Yani şimdi işçisiniz, fabrikada yan yana çalışmak zorundasınız tezgahta. Hasta oluyorsunuz. Evet, ama bunu gizlemenin de bir gereği yok. Türkiye'de şeffaf paylaşılmıyor, veriler doğru değil, bunu biliyoruz. Ama ne kadar şey, bana göre 20 kat daha fazla şu anda. Teşekkürler hocam. Peki hocam şu an bir ara, şu an değil de pandeminin başlarında bazı sokağa çıkma yasakları uygulanıyordu. Sadece hafta sonuyla sınırlı olarak ya da sadece belli yaş gruplarına olarak. Öncelikle bir aileyi düşünelim. Dediğiniz gibi çalışanlar işlerine gitmek zorunda. Anne babanın işlerine gittiğini düşünelim. Daha sonrasında çocukların ise genel olarak yaşları yetmediğinden dolayı sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kaldıklarını. Ancak aile sürekli, ya yani anne baba sürekli dışarıda olduğundan dolayı sizce bu yeterince korur muydu o dönem için? Hayır, şimdi o yasakların manasızlığı şu. Bir kere hafta sonu, yani hafta virüs hafta içi ben dinlenirim demiyor. Yani her zaman bulaşıyor. Bir de gece şu saatler arasında ya da gündüz 12 ile 4 arası ya da 2 ile 6 arası çıkabilirsiniz. Bunlar uygun uygulamalar değil. Bu bir. İkincisi, kapatırsanız Almanya gibi yapacaksınız. Şimdi Almanya şöyle yaptı. 14 gün kapanmayı yaptı. Hani virüsün kuluçka süresinin maksimumunu tutarak. Ama o dönemde bütün ailelere ekonomik yardım yaptı. Çünkü insanlar ekmeksiz kalmamaları lazım. Peki nereleri kapatmazsınız? Örneğin su sağlayan pompa sistemleri, işte evlere elektrik götüren jeneratörlerde çalışacak 3-5 mühendis, teknisyen grubu, değil mi? Böyle hayati olan, işte gıda sevkiyatını yapan lojistik birimler.
Orada dinlenme olmaz. Hastanelerin acil servisleri, yoğun bakımlar, sağlık çalışanları değil mi? Yani nerelerin de işe devam edeceği belli, nerelerin devam etmeyeceği belli. Toplumda tam bir kapanma ve mümkünse en az 2 hafta olması gerekiyor. Bu 28 güne kadar uzayabilir ama evlere de ekonomik destek lazım. Yani gıda lazım. Şimdi gıda vermezseniz insanlar mecburen ekmek kazanmak için dışarıda. Yine bir başka sorun daha vardı. Hatırlarsanız 20 yaşın altında çıkma sokağa çıkma yasağı ilan ettik. Değil mi? Ama işçiyseniz hariç dedik. Yani 18 yaşında, 17 yaşındaki işçi çocuğun OSTİM'le çalışmasına izin verdik. O gidip çalışabilir. Çünkü işçi çocuk. Ölse de önemli değil. Öyle saçmalık olur mu? Yani o da bizimle eşit bir yaşam hakkına sahip. Herkesin korunması açısından yaşamsal olmayan alanlarda üretimin toptan durdurulup bir 14 gün dinlenmek gerekir ki hastalığı aşağı çekelim, ölümler artmasın. En azından aşı gelinceye kadar yani. Peki hocam, teşekkür ederiz. Hocam bana bir soru geldi de bu toplantının sonunda sunumunuza erişimimiz olacak mı? Efendim? Tabii. Elbette ben bana bir elektronik posta gönderirsem ben size PowerPoint sunumu yollayacağım. Onu arkadaşlarla sizin zaten WhatsApp grubunuz falan vardır. E-mail yazışma grubunuz vardır. Oralara gönderebilirsin. Ben biliyorsun bütün çalışmalarımı ve bütün derslerimi anonim yapıyorum. Yani hatta derslerim bile kayda alınıp dağıtılması serbest. Hatta şey var biliyorsunuz bizim immünoloji stüdyosu grubu var. Oradan bütün ders notlarıma ücretsiz olarak kırtasiyeye gitmeden erişip indirebiliyorsunuz. Hepinize indirme hakkı vermişim. Yani bu anonimdir, bilim anonimdir bize göre. Ben Marie Curie tarafındanım. Marie Curie biliyorsunuz Nobel ödülünü reddetti. Patent hakkını da reddetti. Yani eğer Marie Curie radyoaktif maddelerden patent hakkı almış olsaydı bugün ailesi multimilyarder olurdu. Yani Bill Gates'ten bile zengin olurdu. Çünkü her yerde kullanılıyor radyoaktivite. Ama benim bilimim anonim dedi, insanlık için dedi, para kabul etmem ondan dedi. Bizim de öyle, biz de bilimsel çalışmalar anonim. Sadece bir molekül geliştirirsek molekülün patent hakkını %3'ünü ben alıyorum yani. Bir şey söyleme onu, size paylaşamıyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Başka soru var mı arkadaşlar? Hemen bakıyorum.